Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam. Ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, bu mübarek Ramazan-ı Şerif gecesinde sizlerle bizleri Rabbim tekrar beraber etti. Sahurde size tabii bazı konulardan, farklı konulardan sohbet yapalım dedik. Fakat tabii kabir meselesini de söz verdik. Kabirle ilgili, ahiretle ilgili bazı rivayetleri nakledeceğimiz zaman ne olur? Amel-i salihe karşı hevesimiz artar. Şevkimiz ilerler. Ve bizler teravih kılarken yorulmayız. Oruç tutarken bunalmayız. Ne deriz? Önümüzde ahiret var, kabir var. Orada şiddetler var, azaplar var. Bu ibadetlerle ve salih amellerle orada rahat edeceğiz diye düşünürüz. Bu mülahazayla bir de yani işte millet yiyor, içiyor, ne oruç tutuyor, ne teravih kılıyor, ne namaz kılıyor. Efendim, önüne geleni yiyor, içiyor. Biz de aynı dünyadayız. Biz niye bu kadar sıkıntı çekiyoruz? Kimi nefis vesvese verir, şeytan vesvese verir. O zaman işte o nefse, şeytana karşı elimizde, aklımızda hüccet olur. Yani ne demek hüccet olur? Ona deriz, cevap veririz. Şimdi böyle dünyada yiyor, içiyorlar diye herkes ahirette de eşit mi olacak? Ahirette hepsi eşit mi olacak? İşte Evliyaullah öyle buyuruyor. Siz kabirlerin, bütün kabirlerin efendim aynı boyda olduğuna bakmayın. İşte mermerse mermer, geri kalan topraksa toprak, hepsi seviyeli. Hepsi aynı seviyede. Siz ne bakıyorsunuz aynı seviyede diyor. İçinde ne kadar farklılıklar var. Kimininki cennet bahçesi olmuş, kimininki cehennem çukuru olmuş. Sen böyle bir tehlikeye doğru gidiyorsun. Burada dünyadaki salih amellerin, çektiğin zahmetlerin ve sıkıntıların sana ne kadar ahirette kolaylık verecek ve rahatlık verecek. Sen bunu o zaman anlayacaksın. Onun için nefse şeytana öyle dersin. Bu işler boşuna değil. Ben enayi miyim? Boşuna aç susuz kalayım. Gece uykusuz kalayım. Keyiflerimi kaçırayım. Filmleri, dizileri, maçları kaçırayım. Öyle ya, teravih uzun sürüyor yani. Dolayısıyla epey bir insanın sevdiği işlerden onu geri bırakır. Ama ahiret var dediğin zaman, ölüm var, kabir var, ahiret var dediğin zaman yani zerre kadar imanı olan bir durur. Bu itibarla biz de bu konuda tabii uzun hadis-i şerifler var, çok hadis-i şerifler var. Ve lakin ben size bazılarını rivayet edebileceğim. Abdullah ibn Amr radıyallahu teala anhu'dan rivayet ediliyor. Bu hadis-i şerif Bezzar da rivayet ediyor. İbn Ebi Dünya'nın Ehval Kubur diye kitabı var. Onda da bu hadis-i şerif zikrediliyor. İnnel mümine izâ vudâ fil kabr. Size müjde var. Müminsiniz. Salih amel sahibisiniz. Namaz oruç sahibisiniz. İmanlı kişi kabre konduğu zaman yuvessev aleyhi kabru seb'ine dirâin. Kabri ona 70 arşın genişletilir. Yani 70 arşın sağdan, soldan, üstten, baştan, ayaktan. Arduhu ve seb'ine dirâin tuluhu. Yani eni 70 arşın, uzunluğu da 70 arşın. İşte diyor mesela. Dört cihetten genişletilir. Ve tünşer aleyhi rayahin. Üzerine reyhanlar saçılır. Dünyada da ölüyü şey ederken tahnit ederler. Hanut yani böyle kafur, hoş kokulu şeyler. Biraz da değişik bir kokudur tabii. Ölümü hatırlatıyor o koku. Aslında güzel kokudur ama ben bir yerde böyle rastladığım zaman hemen cenazeyi hatırlıyorum. Cenazeyi kıyanlar veya orada bulunanlar daha onu fark ederler. Onu dünyadan ayırırken de çünkü Allah Teala söz verdi. Toprak dedik ya Rabbi benden parça alıyorsun. Sonra o ne olacak benim parçamın? Durumu Mevla buyurdu ki sana söz veriyorum.
senden alınan parçadan yaratılan insanlar tekrar öldükten sonra sana döndüreceğim. Ama onları böyle yıkanmış, temiz, kokulu vaziyette, yani sana aldığımdan daha güzeliyle iade edeceğim. Onun için zahiren hakikaten işte yıkanma, temizlik vesaire bunlara riayet ediliyor. Üzerine reyhanlar saçılır. Ve üstlerül harira, ipeklerle örtülür. Sen tabii kefen kendi gücüne göre yaptın bir kefen. Zaten ipekten kefen yapmak caiz değil. Ama manevi alemde sen yatırırsın, ipekler üzerine yayılır. Fe inkâne mâşevûnel Kur'an kefâ nûru. Eğer hafızlık gibi böyle Kur'an'dan ezbere sureleri varsa yanında, o Kur'an'ın surelerinin nuru ona yeter. Şu Kur'an bırakılır mı? Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Ne kadar okumak lazım? Ne kadar zikretmek lazım? Fe inlem mekun cu'lenu nurun misleşem fi kabri. Hafızlığı yok, ezberi yok yani. Bazı insanlar pek bir şey ezberleyemez. Yaşlı kadınlar, koca karı halindekiler, hafızası eksik olanlar, yani ezberleyemeyecek insanlar da var. Müslüman. Bir şeyler işte namaz kılıyor falan. Kimisi namaz kılacak kadar bile bilmeyen insanlar var. Sübhanallah diyerek kılıyorlar. Şimdi o öyle, bu zamanda biraz az var ama yine vardır. Eğer Kur'an'dan ezberinde sureler böyle tebareke, özellikle Mülk suresi kabirde kurtaran suredir. Şimdi kaç kişi Mülk suresini ezbere bilir? Onun için yine de onun imanı olduğu için, işte imanı var, namaz var, abdesti var, kabrinde güneş gibi ona nur verilir. Ve kun meseluke mesel aruş, yeni damat gibi durumda onun hali zuhur eder. Tenamu ve la yukuza illa habbu ileyh. Yani uyuduğu zaman onu ancak kim uyandırıyor? En sevdiği ailesi uyandırıyor. İşte yeni evlenmişler, zifaf olmuşlar. O da yani seviyorsa tabii. Bir de severek evlendiğini düşün. Aşık olup da kavuştuğunu düşün. Ondan sonra da uyuduktan sonra uyandırırken en sevdiği insan, sevgilisi uyandırıyor onu. Yani eşine sevgili diyoruz burada. Dolayısıyla en sevdiği insan uyandırır onu. Bu da fetekum min nevmeya kendine alem teşbihamin. Kabrinden kalktığı zaman sanki uykudan kalkmış gibi, uykuya doymamış gibi, ne güzel uyuyorduk şurada der. Yani kabirde hiç rahatsızlık çekmez. Amma ve lakin ters çevirdiğin zaman ve innel kafire yudayyeku aleyhi kabruh. Kafire gelince onun kabri daraltır. Tabi bu kafir, elhamdülillah kafir aramızda bizi dinleyenlerde yok gibi diyelim. Belki nadirattan bir kafir de ne diyor bakalım diye merak edip dinler ama bizi dinleyenlerin ekserisi Müslümandır ve mümindir. Kafirlere yapılan bela, muameleler çok fenadır. İmanı olan insan zerre kadar imanını kurtarsa, ne kadar günah olsa da kafirlere özel muamelelere tabi tutulmaz. Mesela cehenneme girse bile ona buka takılmaz, tasma takılmaz. Cehenneme girse bile. Yerde yüzüsü sürütülmez. Bunlar imanının şerefine binaendir. Burada da kabri, mezara girerse yudayyaku aleyh kabru, Müslümansa kabri böyle daraltılmıyor. Demek kafirin kabri çok sıkıştırılır. Hatta tedhule adlâ'u fî cevfî. Yani kemikleri birbirine geçer. Kaburgaları içine gömülür. O kadar sıkıştırılır. Öldü zaten. Hepten sıkıştırsan ne olur? Ya öyle olur mu? Onun ruhu ondan azap duyuyor. Bedeni ölmüştür ama ruh ayrılmaktan dolayı. Mevla ruhuyla bedene irtibat veriyor yine. O acıyı ruhu çekiyor. Beden yoksa ölünün kemiği. Ölünün kemiğini kırmak, dirinin kemiğini kırmak gibidir diyor hadis-i şerif. Kesru azmül meyd. Kekesri azmül hay. Ölünün kemiğini vurursan ne olacak, ölmüş zaten diyemezsin. Çünkü dirinin kemiğini kırmak gibi, vurmak gibi günahı var. Çünkü eziyet çekiyor o. Ruhu onu hissediyor. Mevla hissettirmek istediği zaman. Ve yursale aleyh hayyat. İşte kafir ölmekten sakınıyoruz. Bütün bu namazlar, oruçlar, bütün bu ibadetler, bütün bu zikirler, mukabeleler, işte rabıtalar, murakabeler, ne dersen de. Hepsi ne için? Son nefeste imanı kurtarmak için. Husnü hatime. Güzel son. Zaten imanı kurtaramayan adam, evvelce kıldığı, tuttuğu namaz, oruç hepsi boşa gitti.
Ona yılanlar musallat edilir. Kafir olarak ölen. Kafir yaşayan mühim değil. Müslüman ölürse kurtarır sonunda. Ama Müslüman yaşamak da önemli değil. Neden? Önemli ama Müslüman ölmek daha önemli. Yoksa imansız öldü. Bersisa gibi. Belamüddin Bağura gibi. Evliya olsa, ismi azamı bilse, kerameti her sene yazar. Sonda kafir öldü. Ayetle sabit bunlar. Kıssaları tabi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiyorsa da tafsilat, tefsirlerde zikrediliyor. E biz bunlardan, bunlar gibi, bunlar bizden daha alim idiler, daha abididiler. 220 sene ibadeti var Bersisa'nın. Göz açıp kapayacak kadar Allah'a isyan etmemiş. Bu adam ne oldu da işte efendim kafir ölüyor. Onun için yani kafirler hakkındaki tehditlerden bana ne anlatıyorsun? Ben kafir miyim, gavur muyum diyemezsin. Mutlaka kafir olarak ölebilirim. Mevla'yı kızdırırsın bir şey. Bir günah sebebiyle de olabilir. Son nefeste imanı çeker alır. Aldıkları var yani. Niye bana böyle yapsın? Ya niye bana böyle yapsın? Barak adam sen de günah yapma. Hadi yaptın tevbe et. İnat etme, ısrar etme. Tevbe kapısı açık. Allah'a karşı gelme. En fazla da bu kibir. Kendini beğenme meselesinden alıyor imanını. Yani diğer günahlardan çok bu büyüklük taslamak gibi günahlar yani son nefeste imansız gitmeye sebebiyet veren bazı şeyler var. İnsanlara hakir görmek, efendim büyüklük taslamak, işte iftihar falan bunlar. Hiç iyi şeyler değil yani. Mevla'yı gazap ettiriyor. Kemzâle anâgıl buhdi. Develerin gerdanları kadar. Develerin boyunları var ya, benim boynumdan da büyüktür tabii devenin boynu. Büyük. O kadar piton mu diyorsunuz, ne diyorsunuz yani? Öyle yılanlar. Yani enli yani, kalın yılanlar. Fetekülne lehmehu. Girerler, bütün etini yerler. Yani sen zannetme ki, efendim, bu azap ruhadır, bedene bir şey yok. Bedende nasibini alır. Gelir cesedin, etini yerler. Hatta la ederne ala azmi lehmen. Kemiğin üzerinde et bırakmazlar. Bütün kemiğini yerler, et bırakmazlar. Şimdi bu Abdülhamid İbni Mahmud el-Me'uli radıyallahu anh tabiinden anlatıyor mesela. Diyor ki bir kere İbni Abbas'ın radıyallahu anh'ın yanında oturuyordum. İbni Abbas'ı gördüğüne göre tabiinden. Bir cemaat bir topluluk geldi. Dediler ki biz hac yolculuğuna çıktık. Ben de dinliyorum diyor bu zat. Bir de arkadaşımız vardı yanımızda. Nihayet bir yere geldik. Bu arkadaşımız öldü. Eceli geldi. Biz de işte ne yapacağız? Yani o zamanlar zaten şimdiki gibi köyüne memleketine geri götür döndürene kadar adam kokar yani. Mecbur öldüğü yerde gömüyorlardı. Biz de dedi defin için hazırlandık. Gittik bir kabir kazdık, lahit kazdık. Baktık. Simsiyah bir yılan. Kazdığımız yerde çıktı. Bıraktık. Dedik ki yani burada demek ki bir yılan çıktı yani. Sonra biraz başka bir tarafa gittik biraz daha. Orada bir tane kabir kazdık. Baktık. Bir yılan ki kabri doldurmuş. Lahdi doldurmuş. O lahit meyilli olan kısım. Önünde doğru eğerler orayı. Hani oraya doğru şey yaparlar ki. Yüzü kıbleye dönük olsun diye. Arkasına biraz destek yaparlar. Önünü meyilli alta doğru yatırırlar. Oraya lahit deniyor. Lahdi doldurmuş. Dedik bırak ya böyle mezara bu adamı arkadaşımızı nasıl gömeceğiz? Ondan sonra üçüncü bir mezar kazdık. Baktık yine bir siyah yılan lahdi doldurmuş. Biz diyor ne yapacağımızı şaşırdık. Bıraktık sana geldik. İbn Abbas radıyallahu teala anhu buyurdu ki o gördüğünüz siyah yılan onun amelidir. Dünyada hangi ameli işliyorduysa o günahının tezahürü surete bürünmüş hali şekle girmiş yılana dönmüş o onu bekliyor. Siz dedi bütün dünyayı kassanız
Her kazdığınız mezarda o yılanı bulacaksınız. Allah size bir ayet göstermek istemiş. İbret göstermek istemiş. Herkese göstermez bunu. Fakat size gösteriyor, bize işittiriyor. İbn Abbas Hazretleri buyurmuş. Onun için gidin. İntaliku fetfunu fi baza. Gidin o kazdığınız üç mezardan birine gömün. E yılan varsa o ne yapacaksın? Ameli bu. İçkiciler hakkında da içki kitabında buna benzer rivayetler var. Çok acayip rivayetler var o içki ve uyuşturucunun insanın başına açacağı belalarla ilgili son çıkarttığım kitapta. Öyle kıssalar var. İlginç hadiseler var. Allah Allah. Mezarlıklarda neler görmüşler. Hem de çok eski zatlar yani. Bin senelik, bin küsur senelik. Zaten şu anda epey kayboldu bu işler. Hepten kayba bırakıldık yani. Evvelce daha gözüküyordu bu alametler de. Anasını ikindi vaktinde anasını dövmüş. Yani sarhoş. O da demiş ne zamana kadar içeceksin? Bırak bu içkiyi falan deyince anasını ateşe mi attı? Ne etti bir tane sarhoş? İşte ondan sonra öldükten sonra işte o mezarlıkta bütün mahallede bunu biliyorlar. Orada çok kaynaklarını da vermişim. Her ikindi vakti mezarlıktan kalkıyor. Yanıyorum, bağırıyor böyle tutuşmuş bir yerden düşüyor. Alenen gözümüzde gördük diyorlar. Biz de anlamadık bu nasıl bir mezarlık burada böyle işler dönüyor falan. Hani hortlak mortlak derler şimdiki millet. Gittiler ondan sonra yaşlı bir kadın oradan geçiyordu. Bir yerde oturuyorlardı. O yanda oturanlara sordular bu kabirde böyle bir şey mi? Dedi her ikindi vakti anasını ateşe attığı vakit öyle yanarak çıkar. Ama bir görünür düşer aşağı. İşte dediler şu kadının oğluydu, bu kadın annesidir. Ravzatül Ulema'da var. Ne kıymetli eserler de var bilseniz. Eski büyük meşayihin alimlerin kitaplarında var bunlar. Öyle kolay mı yani? Ananı yak, babanı döv, öbürünü masum insanı öldür, içki iç, zina yap. Burası dünya, sarı çizmeli Mehmet daim. Hiç mi hesap sorulmayacak? Ahiret yok zannediyorsun. O zaman ölme. Pehlivansan ölme. Sözünü nereyesen gömülme. Yok ölmeden olmaz. Mecbur öleceğiz. E sen mecbur öleceksin. Sen istiyor musun ölmeyi? İstemiyorsun. Kim mecbur ediyor seni? Ölme kim mecbur ediyor seni? Sen senin elindeysen ölmezsin. E Allah mecbur eder beni ölmüştü. O Allah azaba da mecbur edecek seni. Dirilmeye de mecbur edecek seni. Sen kendi keyfine, şeyine kalsın aman zaten ahireti kazanmamışım, öldüm, bittim gittim, hiç kalkmayayım, dirilmeyeyim istersin. Ama öyle bir hesap var mı? Dünya kendi isteğinle mi geldin, sipariş mi verdin? Bir de baktın kendini burada buldun. E ölmeme gücün var mı? Yok. O zaman dirilmemeye de gücün yok çünkü sana sormuyorlar ki. Bu kadar bir mantığın yok mu senin ya? Usturanın ağzına sürülecek kadar aklın yok mu senin ya? Sen kulsun, kul. Sen ağa değilsin. Helal belli, haram belli. İstediğini yapamazsın, istediğini yiyemezsin, istediğin yerde gezemezsin. Allah'ın şeriatı var, Kur'an'ı var. Buna uyacaksın be adam ya. Ondan sonra kabirde de azap çekersin. Mahşerde de azap çekersin. Cehennemde de azap çekersin. Ne gereği var? Senin bu azaptan kendi kurtaracak gücün var mı? Yok. Ve ma entum bi mu'cizin. Siz benim vaatlerimi yerine getirmemden beni aciz bırakamazsınız Allah buyuruyor. E beni aciz bırakamazsınız ben buyurduklarımı yapacağım. İşte size ders ve ibret. Onun için fe'akbiru kavmehu İbn Abbas Hazretleri dedi ki gidin siz dedi onun ailesini bulun. Bir amelini sorun. Ona da onlara da durumu söyleyin. Bu adamın başına böyle bir şey gel. Kaç mezar açtık? Hep yılan çıktı. Hatta yine o içki, son çıkan içki ve uyuşturucuyla kitapta öyle rivayetler var ki. Tabiinden bir zat yine Şam'a geldim diyor. Şam'da bir cenaze vardı katıldığım, işte misafir olduğum mahallede diyor. Cenazeyi yıkamaya kalktık. Bir de açtık şeyini daha bekletirken yani geceden bir yılan dolanmış göğsüne. Yani hiç o yılanla onu yıkamak yıkayamayız yani. Yılana dedim ki diyor tabii büyük veli.
Orada var hep isimlerin, hepsi aklıma kalmıyor. Yılana dedim ki diyor, ya sen de işini yapıyorsun biliyorum, Allah seni musallat etmiş buna ama biz de işimizi yapacağız. Günahı vardıysa da Müslüman biliyoruz yani. Biz de defin işlemlerini yapacağız. Bize biraz müsaade et. Yılan diyor çekildi, bütün millet görüyor. Kenarda böyle durdu bekliyor diyor. Yıkayın bakalım diye. Yıkadık diyor, ta kefenledik, kefenler kefenlemez geldi. Tekrar dolandı. Biz diyor hiçbir şey yapamadık ve o yılanla gömdük diyor. Ancak bir yıkamamıza izin ver dedik diyor. İnsanların amelleri herkese göstermezler ama başa gelecek bu. Burada büyük bir belalardan bahsediyoruz. Yılan, ne kadar korkanlar var yılandan. Şeye bile bakamaz. Televizyonda yılan çıksa böyle yapıyor. Nasıl o yılanla dolanıp yatacaksın? Namazı nasıl kaçırıyorsun? Bir vakit namaz kaçırıyorsun. Neler, ne belalar bekliyorsun acaba? Ne hadis-i şerifler var. Sabah kaçırana, öğleni kılmayana, ikindi kılmayan, namaz kılmayanların başına gelecek belalar kitabımda. Yazdık da yazdık. Ondan sonra bu zat Abdülhamid bin Mahmud Hazretleri, biz diyor onu diyor gömdük diyor. Ondan sonra döndük diyor. O arkadaşın bazı eşyaları vardı diyor. Yani yol arkadaşıydık ya tabii, ölünce adam eşyaları kaldı. Götürdük eşyalarını da hanımına teslim ettik. Dedi ki kocan öldü. Ondan sonra biz onu gömdük. Fakat durum bu. İbn Abbas dedi ya, anlatın ona, kavmine, ehline. Hanımla dedi ki ya ne ameli vardı? İbn Abbas Hazretlerine gittik, bir şey anlamadık. O da buyurdu ki bize 10 amelidir. Bütün dünyayı kazsanız onu orada bulacaksınız. Onun için kazdığınız mezarlardan birine gömün. 10 ameli ona, yani ameli yılana dönüştü. Şekle büründü yani. Hanımı da dedi ki diyor, bu benim kocam buğday satardı. Fakat işte sattığı mallardan eksiklik yapardı biraz. Ondan sonra millete toptan satarken kileyle, ondan sonra oradan bir miktar ayırırdı. Her gün böyle diyor kendi özel şeyine, yani ambarına, oradan bir günlük, işte bir günlük yiyecek kadar bilmem ne aşırma yapardı yani. Oradan nasıl olsa belli olmaz. Adam toptan alıyor, kaç kilo alıyor. Oradan işte ne olacak bir kiloden, kim anlar falan hesabıyla. Hem satardı diyor, sattığı malın içinden de diyor ayırırdı bir tarafa. Yani hainlik yapar. İnne Allah la yuhibbul haini. Allah hainleri sevmez. Yani kabir azabının en büyük sebeplerinden biri de neymiş? Hıyanet. Hıyanet ne demek? Hainlik. Allah muhafaza. Ya lezine aminu la tehunullah ve rasule ve tehunu emanatikum ve entüm te'alemun. Ey iman etmiş kullar, Allah'a hainlik yapmayın. Yani emirlerini kırarsan, Resulüne hainlik yapmayın, sünnetini terk edersen, ehli sünnetten ayrılırsan. Bir de insanların işte emanetleri var. Emanetlerinize hainlik yapmayın. Ya adama bu malı sattım aldım yaptın da, adamın emaneti bu artık da. Buradan bir şey ayrılır mı ya? İşte kabirde buldum belayı. Onun için kabir azabının esbabı çok. Mesela yine mühim rivayetlerden birisi var. Hadis-i şerifte biliyorsunuz, ben size devamlı söylediğim bir hadis-i şerifte. İki kabire yuazzebani, bu ikisi azap ediliyor buyurdu. Ma yuazzebani fi kebiri. Söylesem size çok da büyük bir şey zannetmezsiniz azap sebebini. Ama kâne hadûme la istetirû an bevli. Bir tanesi ne yapmazdı? İdrardan sakınmazdı. Yani sıçratırdı üzerine. Tarete riayet etmez. Ondan kabir azabı çekiyor. Ve kâne lâkhar yemşi binlemiyor. Bu Buhari'dedir. Diğeri dedikodu gezdirirdi, laf taşırdı. İşte onun için belasını bul kaşı. İkisi de kabir azabındadır. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ikisinin üzerine bir şey yeşilliği kırdı. Yarısını buna dikti, yarısını buna dikti. Bunlar kurumadıkça, üzerinde yeşillik olunca zikrediyor. O zikredenin bereketine umarım Allah azaplarını hafifletir ama kuruyana kadar. Yani onlar Müslüman. Çünkü kafir olsa azabı hafifletilmez. Demek bunlar Müslüman. Zaten kafir idrarı sıçratmış, sıçratmamış. Ne olacak? Kafir zaten idrarla banyo yapar. Gavur. Ama Müslüman yapınca bu taharet-i riayetsizliği belasını buluyor, azabını buluyor. Öbürü dedikodu. Bu laf taşımak belasından. Yani kabir azabının nesi var? Esbabı var. Ve sebepleri var. Bu sebeplerden ne yapmak lazım? Sakınmak lazım ki işte
Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bir kısa ara verilecek. Değil mi? Efendim o aradan sonra yine devam edeceğiz. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin işte şu hadis-i şerifi tenezzehu anil bevli, idrardan sakının. Kendinizi çok uzak tutun. Sıçratmayın üzerinize. Fe inne ammete azabil kabri. Kabir azabının toptanı idrar efendim parçalarının efendim zerreciklerinin insanın elbisesine ve üzerine sıçramasındandır. Yine Evliyaullah buyuruyorlar ki kabir azabından kurtulmak isteyen dört şeye devam etsin. Dört şeyden de uzak olsun. Devam etmesi gereken dört vazife. Fe muhafazatü salavat. Namazları muhafaza. Beş vakit namaz kazaya bırakmayacak. Vakti vakti. Ve sadaka sadaka hayır hasenat yapacak. Ve kıraatül Kur'an. Kur'an-ı Kerim okuyacak. Tam da Ramazan Kur'an ayındayız. Kabir azabından kurtaracak. Ve kezratü tesbih. Çok Sübhanallah diyecek. Tesbihe devam edecek. Bu kabri aydınlatır. Bunlar tuzuyul kabru ve tüvessi'u. Kabri geniş eder. Sakınması gereken dört şey felkezi bu yalan. Yalancının kabirde ışığı yok. Azabı bol. Vel hıyanetu. Hainlik. Emanete hainlik. Vazifeye hainlik. Sırlara hainlik. Adam sana sır veriyor. Gidiyorsun yayıyorsun. Hainlik çok geniş bir mefhum. Bunda tabii uzun bir sohbet ister hainlik konusu. Ve nemimetü laf taşımak. O şöyle dedi, bu böyle oradan duy, buraya götür, buradan al, oraya getir. Mahalleyi birbirine kat, milleti harbettir. Böyle insanlar var. Vel bevlü bir de idrar. İdrarın üzerine sıçraması neticesinde taharete riayet etmemek. Bunlardan da sakınırsa kabir azabından kurtulur. Şimdi bir kısa ara veriliyor. Hemen birlikte olacağız. Ondan sonra sohbete devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi. Şimdi bu mübarek gece Efendi Hazretlerimizi de ziyaret ettik. Efendi Hazretlerimizden dua istedik. İnşallah buyurdu. Onun inşallah buyurması bize büyük müjde oldu. Hoca efendiler vardı. Resul Hoca Efendi, Talih Hoca Efendi, Mustafa Özçimşek Hoca Efendi. Daha birçok şimdi bazısı da aklıma da gelmeyebilir. Efendim. Oradan geldik. Sonra Gözlüklü Ahmet abi mübarek. O da bizler teravih burada kıldık. Bizim mescit var burada evin altında. O mescitte de teravih de kıldık beraber falan. Şekerim de düştü biraz. Onun için bu gece Ahmet Yesevi ile ilgili, bu projemizle ilgili yayını başlayacağımız inşallah. O ustada konuşmalar oldu, onu da tekrarı verecekmiş. Bu ölüm, kabirle ilgili rivayetler bu gece bitecek gibi değil ama bizim اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ lezzetleri kıran, kırıp geçiren ölümü çok hatırlayın. ذِكْرُ الْمَوْتِ عِبَادَتُ ölümü hatırlamak ibadettir. Hadis-i şerif. Ölümü düşünmek bile ibadet ya. Onun için bir de ibadete kolaylık veriyor. Haramlardan sakınmaya kolaylık veriyor. Ölümü düşününce insan yapacağı bir haramdan uzaklaşıyor. İmanı varsa kuvvetli. Zayıf da olsa kuvvetleşiyor. Ölümü düşünmekle. Onun için ben size bu gece, yarın gece de inşallah sehurde, şimdi siz dersiniz ki dinlemeyelim bu hocayı. Yarın da ölü kabirden bahsedecek. Bizi hepten cenazeye çevirecek. Demeyin. Siz dinleyin. İnlemek istemiyorsanız dinleyin.
Kim dünyada kabiri düşünmez, ölümü düşünmez, mahşere kabire girdiğinde kabiri cehennem çukuru bulur. Bak, Ebu Leys Semerkandî Hazretleri ne buyuruyor? فَاَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ اَنْ يُكْسِرَ ذِكْرَ الْقَبْرِ قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَهِ Akıllı mısın? Senin de eğer akıl varsa, kabre girmeden önce kabri çok düşün. Ve çok hatırla. Süfyan Sevri Rahimullah buyuruyor ki, مَنْ اَكْسَرَ ذِكْرَ الْقَبْرِ Kim kabri çok hatırlarsa, kabir konusunu çok yaparsa, ölüm konusunu çok yaparsa, işte ben size onu yapıyorum şimdi. Yarın da sahurda kaçırmayalım. Önce devrolda demiri adıl cinan. Bir kabre girecek bakacak hep kabir düşündü, kabirden korktu. Allah'ın barik li fil mevd ve fîmâ ba'del mevd. Dualarım kitabında da var, cep kitabında da var. Günde 25 kere okunuyor. Ya Rabbi ölümüme de bereket ver, ölümümden sonrasını da mübarek eyle. Ölümümden sonrası kabir. Bu dua 25 kere yapan şehitlerle haşroluyor mahşerde ya. Kurtubi zikrediyor bunu Et-Tezkira isimli eserinde. Ölüm hakkında şerh-ı sudur bi ahvalil mevtel kubur. İmam Suyuti Hazretleri müstakil kitap yazdı. İmam Kurtubi Hazretleri Et-Tezkira diye müstakil kitap yazdı. Bazısı birkaç cilt kitaplar yazıldı. Kolay mı öyle ahiret meseleleri? Ölüm ve sonrası şaka mıdır? Oyuncak mıdır? Bütün Kur'an, hadis-i şerifler, ayetler onlardan bahsediyor. Boşuna mı bahsediyor? Hey gidi insanlar. Onun için hemen gafel anu. Kim ölümden gafil olursa, kim ölümü düşünmezse, kabri düşünmezse, hani kabri derken nerede gömüleceğim falan değil. Tabii ki Müslümanların, salih insanların yakınında defnedilmek iyidir, istemek uygundur. Bundan dolayı kabir de alınabilir. Belediye satıyor. Hazırlanabilir ama şimdi şehir içinde İstanbul'da velilerin, salihlerin, sahabenin yakınlarında zor tabii. Artık zor oldu, pahalı çok. Ama insan yine de velilerin, salihlerin yakınında, civarında gömülmeyi istemesi sünnette var. Hazreti Ömer Efendimiz, o sonra peygamberlerin sünnetinde de var. Musa Aleyhisselam ne dedi? Eceli gelince dedi, ya Rabbi Mescid-i Aksa'yı fethedemedi. Bu İsrailoğullarının mızıkçılığı yüzünden. Sonra Yusuf Aleyhisselam'a kaldı fethi. Harun Aleyhisselam abisi zaten bir sene evvel vefat etti. Tihte, sahrada, çölde defnetti. Sonra kendisi de vefatını anlayınca peygamberlere bildirilir. Dedi ya Rabbi Mescid-i Aksa'ya bir taş atılacak kadar yaklaştır da yakınında öleyim, orada gömüleyim. Yani mukaddes yerlere yakın gömülmenin bereketi sahih hadis bu. Yani Musa Aleyhisselam'ın bu talebinden anlaşılıyor. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz onun sünneti benim sünnetim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe anamıza haber yolladı ya tam ölmek üzere. Çünkü yaralı kaldı. Birkaç gün o yaralı kaldı sonra vefat etti. Hemen şehit olmadı. Mihrapta yaralandığında. Sonra dedi ki Abdullah'a gönderdi oğlunu. Yani İbni Ömer diye meşhur olan zatı. Dedi ki git ona söyle ki bana onun odasında Resulullah Efendimiz gömülü olduğu için ondan izin almak lazım. Bana müsaade eder mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le arkadaşım Ebu Bekir'in yanında defne olunabilir miyim? İzin verirse ne âlâ. Vermezse beni Müslümanların mezarlığına Bekî'ül Gârkât mezarlığına defnedersiniz. Tam ölmek üzere o kadar heyecanlı bekliyor ki. Ayşe annemizden geldi döndü haber getirdi. Oğlu Abdullah ibn Ömer radıyallahu teâlâ anhuma dedi ki Ayşe annemiz diyor ki ben orayı kendim için saklamıştım. Çünkü benim odamdır. Kimsenin hakkı değil. Ben oraya kendimi ayırmıştım. Fakat Ömer'i kendime tercih ederim. O yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesidir. Onun çok sevgilisidir. Ben Bekî mezarlığına gideyim. O yani benim sağlığımda ölürse tamam. İşte Hazreti Ömer'e o haberi getirince oğlu Ömer radıyallahu anh dedi ki bundan daha sevindirici büyük bir müjde olamaz. Ben bu haberi bekliyorum. Şimdi rahat ölebilirim dedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir'in yanına gömülmek istedi. Halbuki Bekî mezarlığı da birkaç metre ileride. Peki 100-200 yok. Ama büyüklerin, salihlerin, eftal olanların yanına gömülmek. Koca Hazreti Ömer
O başka yerde olsa biz hep onun yanına gömülmek isteriz mesela. Ama o da Resulullah'ın yanına gömülmek istiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan anlaşılıyor ki insan mezar hazırlığı yapabilir. Yer alabilir. Efendi Hazretleri bana Ahmet yakınımda mezar al. Oradan tefsir okursun bana dediği gibi. Rüyamda demedi hoş bunu. Kulağıma dedi. Bunda fazilet vardır. Allah sonra nasip etti bir mezar tabi. Nereye gömüleceğimiz belli olmasa da. Büyüklerin sözünde manevi işaret var. Ben öyle anlıyorum ki oraya nasip olacak. Yani benim mezarım demek istiyorum. Hal böyle olunca mezardan gafil olan yani kabri hatırlamayan. Kabri hatırlamayan demek esasen kendine mezar almadığı anasta değil. Ölümü ve kabri ve ötesini hiç düşünmüyor. Dünyanın eğlenceleriyle aklı başından gitmiş. Bu da kabre girdiği zaman bir de bakacak ve cedi hufratun min hufrin niran kabrini cehennem çukurlarından bir çukur olarak bulacak. Neden? Hiç kabri düşünmediği için. Onun için ben size hatırlatıyorum bu dersler vesilesiyle ki ne yapalım? Tedarikli olalım. Hazırlıklı olalım. Kabre inince de orayı cennet bahçelerinden bir ravza olarak bulalım. Yoksa Allah muhafaza işte. Bir de baktın ateş dolmuş. Bir de baktın yılan dolmuş. Akrep dolmuş. Kim kurtarabilir seni ya? Kabirde ruh geri geliyor. Sual cevap meseleleri var. Onları başka derslerde uzun uzun anlatmışım. Şimdi burada bugün yeni şeyler konuşmak lazım. Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu teala ve ceh. Onun rivayet ettiği bir hutbede konuşmasında bulun. Ya ibadallah el mevt el mevt feleyse minu fevt. Ey Allah'ın kulları ölümü düşünün, ölümü düşünün. Kaçacağınız bir yeriniz yoktur. Hepinizin başına gelecek. İne kamtum levekadekum ve infaratumun edrakekum. Hazırlıklıyım hadi gelsin deseniz yakalar sizi. Yani vakti gelince alır sizi. Kaçsanız hazırlıksızım ya ben şimdi kaçayım deseniz ulaşır size. El mevt ma'kudun bi nevasikum. Alın saçlarınızda, perçemlerinizde ölüm bağlanmıştır. Buranızdan tutulmuşsunuz. Efendi Hazretleri buyurduğu gibi. Yaratıldın, yakayı ele verdin. Yani buradan yakalandın şimdi. Mevla istediği tarafa çeker. Fenneca enneca. Kurtulmaya bakın. Yani nereden kurtulacaksın? Ölümden demiyor. Ölüm, kötü ölmekten kurtulmaya bakın. Kabir azabından kurtulmaya bakın. Fe inne verâkum taliben hazîta ve vel kabru. Peşinizde çok süratle gelen, atlı koşandan daha hızlı gelen bir talibiniz var. O da kabirdir. Kabir size doğru koşuyor ve sizi arıyor. Elâ innel kabra ravzatun min riyâdil cennet ve hufratun min hufrin nîran. Kabir dediğiniz yeri öyle birkaç metrelik toprak zannetmeyin. Ya cennet bahçesi olacak ya cehennem çukuru olacak. Elâ innehu yetekellemu fî kulli yevmin selâse merrât. Mezarlıkların yanından geliyorsunuz, geçiyorsunuz. Halbuki o kabirler size her gün 3 kere sesleniyor. Özellikle şu Edirne kapıda metrolar falan var, duraklar hep mezarlıkların yanından. Efendi babanın önünde var. İşte karşı tarafı şehitlik. Benim babaannemin de yattığı taraf. Bu taraf Alaaddin Efendi babamızın tarafı. Hep mezarların arası. Bu taraf mezar, o taraf mezar. Oralarda da indi bindiler var. Yani insanlar biz de arabayla geçerken tabii okuyoruz falan da bakıyorum milletler tabii orada iniyorlar, biniyorlar, oturuyorlar, sigara içenler var. Efendim affedersiniz sevgilisiyle konuşanlar var. Pek karısıyla muhabbet eder tipli değiller çünkü. Herkesin bir şekli var yani. Çünkü bizim millet karısıyla muhabbet etmez ki. Bu zaten bizim kara elde keklik der. Onun için böyle affedersiniz nikahsız işlere ondan sonra böyle pis işlere Allah muhafaza heves ederler. Neuzu billah. Allah muhafaza buyursun. Yahu diyorum mezarlığın yanındalar. Hiç ölümü bir kere aklına getirmez. Orada da beklerler treni neyse metroyu. Arkası mezarlık ya. Hemen bir iki metre. Ya burada ne oluyor? Kim yatıyor? Bu adamın durumu ne? Ben de yatacağım ha buraya. Hazırlık yapayım. Yok bir şey yok. Ne buyuruyor Hazreti Ali Efendimiz? Her gün 3 kere bu mezarlar size nida ederler. Topraktan ida diyor. Ben mezarlığın yanından geçmiyorum.
moralin bozulmasın diye yolu değiştiriyorum. Öyle mi? O zaman topraktan da gezme. Ela ve innel erza le tunadi kulle yevmi seb'ine merrate. Bunu da Akyazlı Mustafa Efendi hocamız vardı. Rahmetullah. Efendi Hazretlerinin en baş vekillerindendi yani. Hatip-i Şerifleri o yaptırırdı, namazları o kıldırırdı, dersleri o değiştirirdi. Kabri nur olsun. Vefatından sonra da gördüm onu bir kere. İlginç de bir rüyaydı. Şimdi vakit kalmadı. O mübarek zattan bu rivayeti duydum. Toprak bastığınız, çiğnediğiniz toprak her gün 70 kere size nida eder. Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları, kulağınıza küpe olsun. Bunu ya da kasete çekin, şeye atın. Ne onun adı, telefonunuzun şeyleri var ya, uyarı şeyleri, alarm malarm. Ondan sonra bazıları benim sesimden bir şeyler koyuyorlar oraya. Bunu koyun şimdilik. Ey Ademoğulları, canınızın çektiğini yiyin için. Fevallahi la kulenne luhumekum ve şuhumekum. Vallahi ben sizin etlerinizde yiyeceğim, yağlarınızda yiyeceğim. Toprak her gün 70 kere bunu sesleniyor. Ey gafil. İşte kulağın duymuyor, kalbin duyacak, iman kulağı duyacak, kalbin kulağı duyacak, kafanın kulağı duysa zaten iştahın kaçar. Zaten ya da panikten ölürsün, kriz de geçirebilirsin. Kafa kulağına duyurtmuyor. Kalp kulağının duyması için iman lazım. Ve itikat lazım. Ve ihlas lazım. Toprak öyle söylüyor. Bu rivayette ne bunu Hazreti Ali Efendimiz? Üç kere sesleniyor. Ene beytul zulmeti ve ene beytul vahşeti. Ve ene beytul turab ve ene beytul didan. Ben bunu çocukluğumda ilk vaazlara başladım. 11-12 yaşlarımda okurdum. Bizim Allah selamet versin. Şakir Hoca'nın vaazlarındandı bu. Onlar Emni Arif'a gezerdiler. Efendimiz'in oğlu Abdullah Hoca ile beni de gezdirirdiler. Ben daha 10 yaşlarındaydım. Oradan ezberlemiştim. Bunu ben sonra 11-12 yaşlarımda vaazlarda çok bunu söylerdim. Yani şimdi yine aklıma geldi 30-40 sene sonra. Aklıma değil, önüme geldi. Ne diyor? Toprak nida diyor ya, kabirler sesleniyor. Ben karanlık eviyim. Ben ıssızlık, sessizlik, yalnızlık eviyim. Ben toprak eviyim. Ben kurtların, yılanların, çıyanların eviyim. Hadi bakalım şimdi. İştahı kalanın, iştahı kaçsın. Ama bu kabri düşüneceğiz. Bu nidaları duyacağız. Kafa kulağın duymasına ne acet var? Hazreti Ali Efendimiz yalan mı söyleyecek haşa? Onlar Resulullah'tan işittiler bu ilimleri. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rıdvanullahi aleyhi ecmain. Buyurdu ki siz kabirde bitmeyecek iş. Kabirde bitmeyeceksiniz. Elâvenne ve râde elkel yevm yevmen eşeddemize elkel yevm. Kabirden sonra daha şiddetli gün var. O nedir? Mahşer günü, kıyamet günü. Yevmen yeşibu fîs-sagîr ve yüzkerû fîl-kebîr. Küçük bebeklerin bir anda kıyamet kopma sakasıyla, gürültüsüyle bebekken gömülenin saçı sakalı çıkmış, bembeyaz ağarmış vaziyette mezardan çıktığı gün. Yaşlıların sarhoş olduğu gün. Emziren her emziklinin emzirdiğini yere düşürdüğü, gaflet edip elinden düşürdüğü gün. Her hamile erkeği, kadının, ineğin, efendim işte devenin, neyse bütün hayvanlar, gebe, yüklü, ne kadar mahlukat varsa hepsinin anlamadan, fark etmeden doğurduğu gün. Ve terennâse sükâra ama bi sükâra. Lakin azâbullâhi şedîd. Herkesi sarhoş göreceksin. İçki içip sarhoş değiller ama Allah'ın azabının şiddetinden bütün insanlara vuracak. Onun için kabirle de bitmiyor. Ötesinde daha şiddetlisi var. Elâ minne râdâ elkel yevm yevmen eşeddemize elkel yevmine ara. Peki mahşerle de bitmiyor. 50 bin sene geçti. Ne azaplar, ne hararetler, ne sıcaklıklar, ne uykusuzluklar, ne susuzluklar. Güneş taban boyu yaklaşıp anlatıp duruyoruz. Bitti mi? Ondan sonra bari cennete gitsen de bir rahat etsen. Ama sen namaz yok, abdest yok, haramlar diz boyu. Kiçeyen yer neresi? Ateş. Harru'a şedid. Harareti çok şiddetli. 40 derece, 50 dereceye dayanamıyorsun. 500, 500 bin. Kaç bin şiddetli. Ve karu'a ba'id. Dibi çok uzak. Derin. Üstten atılıyor bir kafir. 70 sene gidiyor. Dibini bulamıyor. 70 sene inişte. Ne kadar süratle iniyor. Dibine gelmiyor. Ve huliyyü hadid. Takıları demirden. Yani böyle mızraklar. Ve mava sadid. Suları irinden, kusmuktan, leşten, cerahatten. Leyse lillâ fiyâ rahmet. Allah'ın onda hiç rahmeti yok.
Cehennemde Allah'ın zerre merhameti yoktur. Giren de helak olmuştur. Böyle bir vaaz yaptı, Müslümanlar bir ağlamaya başladı. Artık millet ağlamaktan kırılıyor, öldü ölecekler. Dedi ve inne ve râde el kelim, cennetten herkesin sonu bu değil. Tabii ki mahşerin ötesinde bir gün var. Orada cennet var. Arzu ve semavat vel arz uiddet lil muttakîn. Eni göklerle yerler kadar bir adama verilecek cennet 60 bu dünya kadar. Kime hazırlandı? Takva sahipleri, haramdan sakınan, işte oruçlarını takvayla tamamlayan, oruçluyken şarkı türkü dinlemeyen, gıybet dedikodu iftira yapmayan, orucunu muhafaza eden, kalkanını deldirmeyen, sakınanlar için hazırlandı buyuruyor. Ve buradaki duasıyla bitirelim. Ecaranallahu minel azabil elim ve ahallena ve iyyakum daran naim. Allah cümlemizi şu sehurlerde, seherlerde, yok mu bir şey isteyen vereyim, yok mu af isteyen buyurduğu şu nida saatlerinde, kurban olduğum Allah'a bu leşte merkandı hazretlerine, Hazreti Ali Efendimizin bütün sahabeden, tabiinden, evliyadan gelen bu dua ile bu derslerin sonunda sizlere de bizlerin de evine ocağına gelsin, bu dua hepimize isabet etsin. Allah bizi azab-ı elimden muhafaza etsin. Allah bizi de sizi de cümlemizde nimetler yurdu cennete, cennette iskan eylesin. İkametimizi hulp cennetleri, naim cennetleri olmasını nasip eylesin. Amin. Bu dersleri dinleyenler, uzaktan yakından dinleyenler, insanlara bildirenler, yarın iftardan evvel milleti uyaranlar, yarın gece sahurda tekrar sohbet var, kabir, ölüm, ahiret, mahşerden bahsediliyor. Arkadaşlar nereye gidiyoruz bu gaflet içerisinde diye birbirini uyaranların dünya ahiret ne hayırlı muratları varsa şu saat hürmetine ihsan eylesin. Amin.